Bismillah. Kardeşlerim, gönlü daralan kardeşlerim, içim böyle sıkılıyor, içim daralıyor. Ya çıkmazlardayım, adını koyamadığım, ismini bilemediğim, <laughs> tarif edemediğim bir ağırlık, bir sıkıntı var üstümde diyen kardeşlerim. İnşirah suresinden bahsedeceğiz ya. Çok önemli, çok muazzam bir dua kardeşlerim. Çok muazzam bir sure faziletleri çok önemli. İnşallah can kulağıyla dinlemenizi istirham ediyorum. Öncelikle duamıza geçmeden sizden ricam inşallah videomuzu beğenmeyi ve bu güzel içeriklerimizin devamı için de inşallah kanalımıza abone olmayı unutmayın. Olur mu? Kardeşlerim bu İnşirah suresini Elem neşrah leke sadrak ve vezza'na anke vizrak Lid anqadha zahrak ve rafa'na aleke zikrak fe al usri yusra inma al usri yusra fe ve Bu sureyi okumaya devam eden kalp sıkıntısından gönül sıkıntısından kurtulduğu gibi Allah'ın izniyle inşaAllah Bol rızka kavuşur. Geçim sıkıntısından kurtulmak için her namazdan sonra 7 tane elem neşrah okumaya devam edin. Her türlü hacet için gece yarısından sonra hocam. İnsanlar uykudayken kalkın. 2 rekat Allah için namaz kılın. 2 rekat namaz peşine de adet önemli 152 tane elem neşrah leke sadrak okuyun her türlü dua için Bunu yap. Bana da dua edersin inşallah. Kaynaklardan çok güzel tavsiye edilen e, terkiplerden kardeşlerim. Her gün 7 tane, 21 tane, 41 tane, 70 tane veya 152 tane. Bak bu sayılar da çok önemli sayı. Boş değil ha. Böyle sallamasyon falan değil yani aşağı. <laughs> aşağı ve Keller. 7 tane, 21 tane, 41 tane, 70 tane veya 152 tane elem neşrah leke sadrak okuyan kimsenin hayırlı dilekleri kabul olur. Her türlü maddi manevi sıkıntılardan kurtulur diyor hocam. Kalp ve iç sıkıntılarında kardeşlerim özellikle içim daralıyor, kalbim daralıyor, böyle kalbim sıkışıyor ya kalp krizi gibi. Hatta bazıları korkuyor adam doktora gidiyor. Cık, yok diyor ya kalbiniz gayet sağlıklı. Yani hiçbir problem yok diyor. Ama adam öteki taraftan diyor ki hocam bir ağırlık var içim öyle daralıyor ki hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yani ne çalışmak istiyorum ne işe güce gitmek istiyorum. Çoluk çocuk eş hiçbir şey ilgimi çekmiyor. Ve hep sürekli yalnız kalmak istiyorum. Sürekli böyle bir ağlamaklı haldeyim. Üzerinde bir ağırlık, bir yorgunluk, bir bıkkınlık, anladın mı? İsteksizlik, sebatsızlık, böyle bir korku, bir evham, Allah Allah. Bu tür böyle sıkıntılar var içimde diyen kardeşlerim. Bakın özellikle tavsiye ediyorum sevgili kardeşler. Bir bardak suya inşallah bir bardak suya Yedi tane elem, neşrah, leke, sadrak okuyun ve Ya Rabbi şifa niyetine deyin için çok dua edersiniz bana. Çok dua edersin, çok. Ya bu sureyi her gün okumaya gayret eden, adet haline getiren tembellikten ve unutkanlıktan kurtulur. Bak unutkanlık var hocam diyor. Neyi nereye koyduğumu unutuyorum. İlacımı içtim mi unutuyorum. Allah Allah. Anakları nereye koydum unutuyorum. Anekler önemli. <laughs> Anakları nereye koyduğunu unutuyor. Telefonu bir yere koyuyor mu? Ara tara tırım tırıs yok. Ya beni bir çaldırın hele. Hele. <laughs> Birisine değil mi? Telefonu kaybedince. Kumandayı nereye koyduğunu unutuyor adam. Ya namaz kılarken hangi rekattaydı unutuyor. Namaz duaları, namaz sureleri falan biraz diyor böyle öğreneyim istiyorum ama aklımda hiç tutamıyorum ki diyor. Hiç tutamıyorum aklımda. Yoksa biraz böyle dualardan, surelerden falan ezberlemek istiyorum ama yok. Veya çocuklar için ya hocam bizim çocuk saatlerce ders çalışıyor. Odaya kendini bir kapatıyor. Saatlerce ders çalışıyor. Sınava bir giriyor. Unutuyor, karıştırıyor her şeyi. Şimdi burada iki sonuç var. Birincisi odada saatlerce otururken gerçekten ders mi çalışıyor? <laughs> Şimdi bunu da bir konuşmak lazım. Ama yok hakikaten çalışıyor. Arada kontrol ediyorsun, bakıyorsun çalışıyor. Ama o zaman demek ki unutkanlıkla alakalı kardeşlerim tembellik, unutkanlık, hafıza zayıflığı. Bak, Allah'ın izniyle inşallah her gün düzenli okuyun ya, kendiniz okuyun, çocuklara okuyun. Kaç tane okuyun? 7 tane oku. 7. İnşallah. Bu sureye her gün devam eden kimse zorlukları kolaylaşır o kişinin. Kısmetin açılmasını istiyorsan 41 gün boyunca 7 defa oku. 41 gün boyunca kısmet açılması için 41 gün boyunca 7 defa oku sonra ararsın Hüseyin hocam bizim düğün var da <laughs> nişanımız var. Hadi bakalım Allah kabul etsin. Allah hayırlı etsin. Allah mübarek etsin deriz biz de ne yapalım? El-Mesrahleke İnşirah suresi. Çok önemli ya. Bismillahirrahmanirrahim. rahim meshrah leke sadrak ve an وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب Ve ilâ rabbike fergâbe sadakallâhu'l-azîm Ya sekiz ayet. Maneviyatta ilerlemek isteyenler hocam bu sureyi her gün yetmiş defa okumayı ihmal etmesin. Her türlü maddi manevi sıkıntılardan en kısa zamanda kurtulmak istiyorsan günlük yetmiş defa okumaya devam et. Aldıkları yüksek seviyeli ilmi, karşılaştıkları yüksek müşahedeleri, değerli keşifleri hazmetmek isteyenler günde 70 defa bu sureyi okumaya devam etsin. İçi sıkılan, başı daralan, bunalımda olan, selamete çıkmak isteyen günde 70 defa bu sureyi okumaya devam etsin. Her biri görecek ki inşallah Allah'ın izniyle hocam güzellik Allah'tan bu dualar vesile. Ayet Kur'an ayeti Allah'ın izniyle görecek ki kesinlikle muradına erecek. İnşallah. Bu sureyi kardeşlerim her gün kuşluk vaktinde 200 defa okusan o kimseye bazı esrarlar görünür biliyor musun? Esrar-ı ilahiyeye vakıf olur. Aman ya Rabbi. Cık cık. Dilek içinde iki rekat hacet namazı kılıp Besmele ile 152 tane elem neşrah lekeyi okuyun. Görün. Allah'ın izniyle. Gece vakti yapın bunu teheccüd vakti. İki rekat namaz kıl Allah için. Bir hacetin dileğin varsa ondan sonra iki rekat namaz peşine de 152 tane elem neşrah leke oku. Gör. Ya İnşirah suresiyle yaşadığı güzellikleri Kardeşlerimizle paylaşmak isteyenler varsa paylaşmak için, başkalarına da vesile olmak için inşallah yorum kısmına yazmayı unutmayın hocam. Başka kardeşlerimizin de okumasına vesile olalım inşallah. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Can kardeşlerim.